İşte bir adet 28 numaralı tramvay. Burası Avrupa'nın en eski caz kulüplerinden biri. Sana dün bir tepeden baktım Aziz Lisbon. Avrupa'nın öteki ucunda, evden çok uzakta da olsa bir yanıyla tanıdık bir şehir var. Tıpkı İstanbul gibi eteklerini iki yaka ve yedi tepe üzerine yaymış deniz kokulu bu kent Lisbon. Portekiz'in başkenti ve en büyük şehri bir yanına Tejo Nehri'ni, diğer yanına Atlas Okyanusu'nu almış, köklü bir tarihin mirası üzerinde başı dimdik duruyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Lisbon, her yıl nüfusunun iki katına yakın turisti ağırlıyor. İster deniz, ister hava, ister karayoluyla gelmiş olsunlar, turistlerin başkentteki başlangıç noktaları aynı. Şehrin en eski semti Alfama. Gezginleri Lisbon'a getiren nedenler farklı. Tarih, mimari, yemek, müzik, kültür, sanat ya da belki de futbol. Bir de gelip gidemeyenler var. Onların nedenleri birden fazla. İşte onlardan biri. Radyo ve televizyon programcısı, müzik yazarı Eray Aytimur, müzik tutkusuyla gönülden bağlı olduğu bu şehirde artık halktan biri. 2 yılı aşkın süredir yaşadığı Lisbon'da, deyim yerindeyse cazla yatıp fadoyla kalkıyor ve tam da hayal ettiği hayatı yaşıyor. Her köşede bir sürpriz saklayan bu şehirde, evden uzakta kurduğu yeni evinde her gün yeni bir keşif yapmanın tadını çıkarıyor. Evet, sana dün bir tepeden baktım Aziz Lisbon. Sana bugün de tepeden bakıyoruz Aziz Lisbon. Çünkü Lisbon'un ünlü miradurolarından Santa Luz'dayız şu anda. İnsanlık tarihinin en büyük 3. depremi olarak kayıtlara geçmiş. 1755 depreminin ardından burası ayakta kalmayı başarabilmiş yegane mahalle. Ki o depremi takiben büyük bir tsunami olmuş, büyük bir yangın olmuş. Yani Lisbon aslında cehennemi 18. yüzyılda yaşamış bir kent. Ona rağmen Alfama ayakta kalmış. Dolayısıyla tarihten bugüne bütün kimliğini de korumayı başarmış bir yer. Biliyorsunuz Portekiz denizci bir ülke. Bu uzun denizcilik geçmişinin bir kısmında burada Fenikeliler, Vizigotlar, Kartacalılar yaşamış ve ayrıca ciddi bir seferat nüfus varmış. Fakat 1487'den sonra onlar göç edince başlı başına bir balıkçı yerleşimi olarak kalmış. Zaten önümüz koskoca nehir. Buradaki binaların hemen hepsinin dışında çok güzel seramikler görürsünüz. Bunlara azuleiş diyorlar. Başlı başına hani fayansçılık sanatı. Ama bunu tabii estetik kaygıdan ziyade öncelikli olarak çok nemli bir iklim olmasından ötürü rutubetten dolayı döşemişler. Şu anda da artık turistik bir unsur olarak döşemeye devam ediyorlar. Alfama uzun yıllar denizcilerin yaşadığı yoksul bir kenar mahalleyken bugün gözde bir sanat ve tasarım merkezi. Arnavut kaldırımlı, kavisli ve yokuşlu sokakları gezmenin en kolay, belki de en keyifli yolu 28 numaralı emektar tramvaya binmek. Lisbon'la özdeşleşmiş sarı tramvay, kentin sembol yapılarını, tarihi sokaklarını, kent meydanlarını birbirine bağlıyor. Rota üzerinde 1147 tarihli şehrin en eski kilisesi olan Lisbon Katedrali de var. Modern tramvayların çoğunun giremediği dar sokaklar, 28 numaralı yaşlı tramvayın tarihi güzergahını oluşturuyor. Evet, işte bir adet 28 numaralı tramvay. Tabi Alfama'ya gelip de bu 28 numaralı tramvayı almadan olmaz. Ta böyle Grasa'nın tepesinden başlayıp Estrella'nın tepesine kadar
bizleri tarihi ve turistik bir yolculuğa çıkaran 28 numaralı tramvay 19. yüzyıla kadar atlar çekermiş. Sonra elektrikli hale gelmiş. Bu arada tramvayı aldığınızda siz olun. Çantanıza, cüzdanınıza, telefonunuza hakim olun. Çünkü her an her şey olabilir. Eski şehrin labirent gibi sokakları gezginler için bir oyun parkuru sanki. Bu parkurda rehberiniz müziği yazan ve yaşayan biri ise rotanızda Lisbon'u seslendiren o isim mutlaka olacaktır. Amalia Rodriguez. Şehrin müzik kültüründe derin izler bırakmış bir sanatçı. 1999'da hayata veda eden Rodriguez, Lisbon'da doğmuş ve bir anlamda Lisbon'u doğurmuş. Şehrin tarihi mahallelerinde doğan fadonun dünyaya açılmasında onun payı büyük. Peki nedir fado? Bir sonraki durak bu sorunun yanıtını verecek. Fado, futbol, fiesta ya da fado, futbol, Fatima. Portekiz'i temsil eden 3F ama bunlar içinde gerçekten en ayırt edici olanı kesinlikle fado. 1820'lere dayanan temeli denize açılan eşlerinin arkasından ağıt yakan kadınların söylediği özlem, ayrılık yakarışlarını dile getiren şarkılar. Portekiz şarkıları ama içinde mutlaka mağribi etkisi de var. Afrikalı halkların tezahüratları da var. Yani etnomüzikolojik olarak çok da nereden gelip nereye gittiği bilinmiyor. Ama tema ilk olarak hep hüzün olarak başlamış. Zaman içinde neşeli konular da fadonun içine girmiş. Temelde ikiye ayrılıyor Lisbon ve Coimbra fadosu olarak. Lisbon'dayız, o yüzden Lisbon fadosundan söz ediyoruz. Yine ilk ortaya çıktığında kadın şarkıcılar fado söylermiş. Onları fadiste olarak anıyoruz. Zaman içinde erkekler de fado söylemeye başlamış. Başta Lisbon Portekiz gitarı olarak adlandırılan 6 çift telden oluşan 12 gitar. Zaman içinde gitar sayısı artmış ya da başka bir gitar türü olan viola olarak adlandırdığımız ama bu bizim bildiğimiz orkestradaki viola değil. Sazların eklenmesiyle zenginleşmiş bir müzik. Pek çok temsilcisiyle birlikte bu müziğin kraliçesi Amalia Rodriguez. Alfama'daki Fado Müzesi bu geleneksel müziğin yaklaşık 200 yıllık tarihine tanıklık eden, hatta o tarihi bizzat yazan yüzlerce sanatçıya, araştırmacıya, enstrüman üreticisine bir saygı duruşu niteliğinde. Fado Müzesi, hüznün müziği ve Lisbon'un sesi olan Fado'nun kent tarihiyle iç içe geçen hikayesine açılan görkemli bir giriş kapısı. Ama bir müziği, hiçbir şey müziğin kendisi kadar iyi anlatamaz. Fado, Lisbon'un tarihi sokaklarında hala yaşayan bir müzik türü. Dolayısıyla onu deneyimlemenin en iyi yolu gece karanlığı çöktükten sonra eski şehirde kulağınıza çalan notaları takip etmek. Ve hangi melodi sizi içeri davet ediyorsa, hangi ses sizi kalbinizden yakalıyorsa ona doğru gitmek. Lisbon Fadosu deyince akla gelen iki bölge var. Biri Alfama, biri Bairro Alto. Biz şu anda Bairro Alto'dayız ve Bairro Alto'nun meşhur Fado Kulübü Taşlı Düşte'ye geldik. Güzel bir Fado akşamı bizi bekliyor. Hadi şimdi içeri girelim. Taşko Doşiko, pahalı yemekli müzik programlarına dahil olmadan otantik bir fado deneyimi yaşamak isteyenler için doğru adres. Kimi zaman fado sahnesinin tanınmış isimlerinin de görülebildiği bu kulüp, potansiyel yıldızlara da sahnesini açıyor. Haftanın iki günü amatörler de burada fado söyleme şansına sahip. Eski bir tavernadan dönüştürülen kulüp, yüzlerce resim ve posterle süslenmiş duvarlarıyla da
keyifli bir atmosfer oluşturuyor. Lizbon'un en ünlü kulüplerinden olan Taşko Doşiko'da her akşam 9'da farklı bir performans var. Bu geceki program enstrümantal başlıyor. Programın ikinci kısmında performans vokalle birlikte devam edecek. Fado ile ilk kez tanışıyor olabilirsiniz. Portekizce bilmiyor olabilirsiniz. Hatta müzikle öyle çok haşır neşir bile olmayabilirsiniz. Ama iyi bir Fado performansının kalbinizin bir köşesine dokunmaması imkansız. Fado, aşkı, özlemi, hüznü, acıyı ama en çok da müziğin evrensel ve birleştirici ruhunu anlatıyor. Lizbon'da ikinci gün, yeni şehrin ışıltılı vitrininde başlıyor. Burası Restauradores Meydanı. Ünlü meydan, 1640 yılında Portekiz'in 60 yıllık boyunduruğun ardından İspanya'dan bağımsızlığını kazanması anısına açılmış. Meydanın simgesi ortasındaki dikili taş. 30 metrelik anıt, bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenlere adanmış. Meydana 500 metre uzaklıktaysa Lizbon'un bir diğer sembolü var. Evet, şimdi de Elevador Santa Justa önündeyiz. Burası Carmolift olarak da anılıyor. Lizbon'un iki tarihi bölgesini, Baixa bölgesini ki hali hazırda bulunduğumuz alan, Bairro Alto ile birleştirmek üzere inşa edilmiş. 1900 yılında Fransız asıllı Portolu mühendis Raoul Pozlar tasarımını yapmış. İnşası da 1902 yılında tamamlanmış. Şu an Lizbon'un en popüler turistik destinasyonlarından biri. Gördüğünüz üzere önünde uzun bir kuyruk var. Ama Lizbon zaten sonsuz sayıda seyirlikle dolu. O yüzden hani Elevador Santa Justa'nın tepesine çıkmasanız da çok güzel Lizbon manzarası izleyebilirsiniz. Deniz, Portekiz'in kaderini belirlemiş. Bu nedenle Lizbon'daki sembol yapıların çoğu kıyı şeridinde. Bunların başında da ünlü kaşif Vasco da Gama anasına yapılan Belem Kulesi geliyor. 15. ve 16. yüzyıllar Portekiz'in büyük keşifler dönemi. Arkamda görmüş olduğunuz Torre de Belém Kulesi de 16. yüzyıla ait bir yapı. Portekiz'in bir yandan tüccarlara hoş geldin simgesi, bir yandan da korsanlara ve olası düşmanlarına karşı geçit yok dediği alan. Burası temel olarak geç gotik tarzında tasarlanmış olsa da farklı mimari stilleri gördüğümüz
Lizbon'un en tarihi ve turistik simge yapılarından biri. Görkemli Belem Kulesi'nin arkasında Deniz Müzesi gotik binasıyla göz kamaştırıyor. Onun biraz ilerisinde arkeoloji müzesiyle meşhur Jeronimos Manastırı da mimari bir bütünlük içinde boydan boya uzanıyor. Deniz Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve derken Jeronimos Manastırı, Portekiz'in en tarihi simge yapılarından biri. Yapımına 1501 yılında başlanmış, 1601'de tamamlanmış, ta 100 yıl almış ve bu 100 yıllık süre içinde bütün yapının tamamlanması için yılda 70 kilogram altının kullanıldığı rivayet edilir ve bu sürecin ekonomisi de çoğunlukla baharat ticaretiyle dönmüş. Genel olarak bütün bu Belem bölgesinde olduğu gibi yine geç gotik tarzda bir mimari söz konusu ama arada başka tarzlar da devreye giriyor. Şimdi Jeronimos Manastırı'nın içinde birçok tarihi yapı ile birlikte Portekiz'in yetiştirdiği en büyük denizci Vasco de Gama'nın mezarı da yer alıyor. Onun dışında bu Jeronimos Manastırı'nın bütün Portekiz ve bilhassa Lizbon turistik hayatındaki bir önemi de ne biliyor musunuz? Burada yaşayan keşişlerin kolalarını kullanmak için vakti zamanında yumurta akı kullanılırmış. Öyle bir yumurta stoğu varmış ki manastırın içinde. Bu kadar yumurtanın akını kullanıyoruz da gerisiyle ne yapacağız düşüncesi. Hasıl olunca bütün hepsi kafa kafaya vermiş ve sonunda Lizbon'un bir başka alameti farikası Pastel de Nata ortaya çıkmış. Pastel de Nata, gelin onu da orada konuşalım. Belem'in ilk simgesi Belem Kulesi ise ikincisi de dillere destan Nata tartları. Evet, şimdi oradan kalktık buraya geldik. Jeronimos Manastırı'nda artan yumurta sarıları ne oldu? Pastel de Nata oldu. Şu an Pastel işte Belem önündeyiz. Tevellütü 1837'ye giden bu pastane. Öncelikle hem o artan yumurta sarılarını verimli hale getirmek için açılmış hem de kiliseye kaynak sağlamak için bu pastaları üretmeye başlamış. İlk ortaya çıktığında bu özel tatlının tarifini dünya üstünde sadece 3 kişi biliyormuş. O 3 kişinin her biri öldüğünde bir kişiye daha tarifi veriyormuş. O günden bugüne tarifi büyük bir sır olarak saklanan bu tatlı Lizbon'un simgelerinden biri. Bütün Portekiz'in simgelerinden biri. Önünde o kadar büyük kuyruk var ki bize de işte dışarıda yemek nasip oldu. Meşhur Belem Pastanesi'nin günde 20 bin civarında tart sattığı söyleniyor. Portekiz, bugünkü dünya haritasını çizen denizci ve sömürgeci ülkelerden biri. Belem'deki etkileyici kaşifler anıtı da ülkenin denizlerde geçen tarihini simgeliyor. Coğrafi keşifler anısına yapılan 52 metrelik anıt, 15. yüzyılda gemilerin bilinmeyene yolculuklarının başladığı Haliç'te konuşlanıyor. Evet, şimdi de Lizbon'un tabiri caizse Sultanahmet'i olarak adlandırabileceğimiz Belem bölgesindeyiz. Çünkü bütün tarihi yapılar bu bölgede toplanmış durumda. Hemen arkamda kaşifler anıtını görüyorsunuz. Dünyanın en büyük denizci ve sömürgeci bu ülkesinin o 15. 16. yüzyıldaki büyük keşifler dönemini simgeleyen bir yapı. Simgelediği şey çok eskiye gitse de aslında oldukça yeni bir yapı bu. 1960 yılında inşa edilmiş. Kaşifler anıtının en önünde Kral Enric duruyor. Yüzü güneye dönük, yani daha çok güneye keşif yapma yönünde ilerlemeyi temsil ediyor. Kral Enric'in peşi sıra başta Vasco de Gama olmak üzere en önemli Portekizli figürlerin yer aldığını söyleyebiliriz. Daha sonra hemen gördüğümüz köprü 25 Nisan Köprüsü. Bu köprü de 1966 yılında inşasına başlanmış. Teju Nehri üstünden bu bölgeyi karşı ile birleştiren, karşıdaki Almada bölgesi ile birleştiren bir köprü. 1966 yılında yapımına başlanıp ilk isimlendirilmesi
Salazar Köprüsü olarak olmuş. Ama tabii ki o muhteşem, kansız, şiddetsiz karanfil devriminden sonra 1974 itibariyle 25 Nisan Köprüsü adını almış. Köprünün ucunda gördüğümüz yapı da Cristo Rey heykeli. Cristo Rey heykelinin aslında orijinali Brezilya'da yer alıyor. Fakat Lisbon kardinali Brezilya'ya yaptığı bir gezide gördüğü Cristo Rey heykelinden çok etkileniyor. Ve bir örneğinin de burada yapılması için sipariş veriyor. İsa, büyük kurtarıcımız İsa'nın kalbi anlamlarını temsil eden bu anıtın inşasıyla birlikte buradaki Katolik kimliğini adeta taçlandırmış oluyor. Hint rotasını ve Brezilya'yı keşfeden, ilk dünya turunu gerçekleştirip Ümit Burnu'nu ilk geçen Portekizliler, yalnız zenginliklerini ve siyasi güçlerini değil, kültürlerini de denizle şekillendirmiş. Su yollarıyla dünyaya bağlanan bu topraklar, farklı tatlara, dillere, kültürlere, milletlere de açık olmuş. Kendi bağrından çıkan fado, mağribi nameleriyle harmanlanırken, caz gibi uzak ülkelerde köklenen müzikler de bu dünya başkentinde kendine yer bulmuş. Bu müzik, bir caz tutkunu olan Eray Aytimur'un da bugün bir Lisbonlu olmasının nedenleri arasında. Çoğunlukla güneşli bir cumartesi gününde birlikte harika vakit geçirdik ve döndük dolaştık Kürkçü dükkanı. En azından benim için Kürkçü dükkanı. Çünkü benim Portekiz'e taşınma hikayemde, kendime yeni bir hayat kurma hikayemde 40'lı yaşların başında çıldırıp da taşınma hikayemde bu görmüş olduğunuz Hat Kulüp'te Portugal'ın çok büyük etkisi var. Çünkü burası Avrupa'nın en eski caz kulüplerinden biri. Ama sadece eski sıfatına yakıştırmıyoruz. Avrupa'nın ve hatta dünyanın en iyi caz kulüplerinden biri. Dolayısıyla bu keyifli yolculuğumuzu burada sonlandıralım istedim. Benim için caz olmazsa olmaz bir şey. Hayatımın en önemli parametrelerinden birini oluşturuyor. O yüzden çok memnun olduğum bu yolculuğumuzu sizlerle burada tamamlamak istedim. Bu akşam hem çok güzel bir konser dinleyeceğiz birlikte, hem de bu güzel mekanı borçlu olduğumuz insanlardan hiç değilse biriyle, Hat Kulüp'te Portugal'ın yöneticisi İnes Cunha'yla da konuşalım istiyorum. Devamında da eğer yakalayabilirsek bu akşam çalacak güzel ekibin lideri belki Nelson Kaşkay ile konuşma fırsatımız olur. Lisbon çok güzel, caz da çok güzel ve bu muhteşem caz şehri kendisini iyi ifade edememiş olsa da belki bundan sonra iyi ifade edebilecek. Bu da bizim çorbadaki tuzumuz olsun. We are just inside Hot Club and the president, Ines Cunha. Thanks for your hospitality, first of all. I tried to did my best to tell about the brief history of Hot Club, but I think it's better to hear from you. So Hot Club began in 1945 when Luís Villas-Boas, which is the founder, started a radio program. And on that radio program, he would make people listen to jazz and he would receive correspondence and he would answer. So there was this group of people that started being interested in jazz and that started listening to jazz and asking questions and buying records. And there was this movement. So Luís Villas-Boas, he was friends with the Hugues Panassier in the Hot Club of France, decided to create a hot club in Portugal. So he took all those people that would write to him and ask them to come for meetings, and it started in 48. So in 45 he started the radio program, and in 48 he founded the hot club. So that's how it started more than 70 years ago. So this almost means that Hot Club is one of the oldest jazz clubs. Hot Club is the oldest jazz club in Europe that has been working continuously. So some of them
opened before, but then they closed. Then a few years later, they reopened. Mm-hmm. But Hot Club has been working since 1948. So. And it contributes much on the jazz scene of Portugal. But before coming to that topic, until 2009, I think that unfortunate fire had happened. Yes. Please talk about. So Hot Club used to be in two doors up, so two buildings up. But there was this since 1948. Mm-hmm. So this big fire happened, and with all the water they had to put inside, the building collapsed. So Hot Club was, from one day to the other, was finished. So for 2 years, we were working with the City Hall, found this place, made the works, and meanwhile, so that Hot Club wouldn't be without activity, mm-hmm. we did concerts all over the city in different places that we were asked to come to. And the school was very active because we have a school. The school was very active, and there were concerts everywhere with our students and with jazz musicians. Also, thanks for giving me the opportunity to ask a little bit about the school, because Hot Club is not just a club. You have a decent school, and there are many amazing graduates coming from Hot Club. Yes, we have a school. It's also, I think, the oldest jazz school in Portugal, because we have a school since 1977. Thank you, Ines. You're welcome. Hem eğitim kurumuyla hem de yaşayan sahnesiyle bir okul niteliğindeki Hot Club bu akşam önemli bir konsere ev sahipliği yapıyor. Lisbonlu kontrbas sanatçısı ve besteci Nelson Casillas son albümünü paylaşmak üzere müzisyen dostlarıyla sahnede. Dear Nelson, we are extremely happy to be hosted by your amazing gig tonight. Your new album, Remembrance, on the poetry of Emil Brontë, is such an interesting theme to make a jazz album on. What was your inspiration? How did it come? Hello, Raya, thank you. Well, it's a long story, but I think I can resume it. Well, you know, I found the Emily Brontë poetry through this pop artist from the 80s, 70s, 80s, that I grew up listening to. It's Kate Bush, you know, British. And I still love her music. I'm a huge fan of her music and of her as an artist. And she has this very famous song from the 78, I think, the album from her first album, called Wuthering Heights. It's inspired on the romance of the same name of Emily Brontë. And during the first period of the pandemic, I was just feeling this will of to make a new record, but I didn't know what would be the music. I was just thinking, wow, I have to do something, what can I do? And then I was listening to Kate Bush, and then I just listened to this song again, Wuthering Heights, and I said, well, Emily Brontë, well, let me check out about Emily Brontë. And I found the poems. I didn't know that she had written... Because it's not very well known. Yes, that's true. And I just fall in love with the poems. Immediately, they are really, really profound. Really profound, very tragic and very dramatic. And I really connected with the poems. And I think, well, why if I do something with this, try to compose around this, or inspired by this poetry. Fado ezgileriyle keşfettiğimiz Lisbon'a, artık Lisbon cazı olarak tescillenmiş müziğin seçkin örneklerinden biriyle veda edelim. Vedalardan hoşlanmazsanız, siz de Eray Aytimur'un izinden gidip evden uzakta yeni bir ev bulmayı deneyebilirsiniz. Ne de olsa müziğin çatısı altında herkese yer var.